Vestel küçük ev aletleriyle devam ediyor. Programımız devam ediyor sevgili seyirciler. Canlı yayındayız. Murat Bey konuğumuz Sivas'tan geliyor annesiyle beraber. 11 yıllık evliliğim boyunca eşim Burcu tarafından ihanete uğradım. İlkini affettim. İkincisinde de İsa Kaya ile telefon görüşmelerini yakaladım ve boşanma davası açtım dedi. Ama tüm bu iddiaların yanında 2 ay önce eşinin çocuklardan biri Murat'tan değil cümlesini eniştesine söylediği için DNA testi yapmaya karar verdiğini belirtti Murat. İsa Kaya da eşinin birlikte olduğu iddia eden o muhtar da İsa Kaya da telefon attığında. İsa Bey. Efendim Esra Hanım. Önce şu sorumun cevabını alayım. Eşi telefon dökümlerinde sizinle sürekli görüşmesini yakalıyor ve ilişkilerinin devam ettiğini eşinden öğreniyor. Burcu Hanım sizinle olan ilişkisini itiraf ediyor Murat Bey'e. Şimdi Esra Hanım, özellikle senden istirham ediyorum. Önce şu ismim oradan bir kalksın. Abi ismin yok. Daha ismin ne bak, yani? Bak orada ismim yazıyor. Muhtar İsa Kaya diyor. Canlı yayına bağlı. Tamam İsa yani, yaz oraya. Şimdi Esra Hanım ben o bayanla en ufak uzaktan yakından bir alakam yoktur. Hiçbir ilişkin yok. Evet. Bak, hiçbir bağın. Telefon görüşmesinde de dokümanlarda incelerseniz şayet. Benim hiç aradığım yokturdur. Niye peki evet. Kayıtlarda siz biraz önce dediniz ki evet onunla bir görüşmem vardı telefonda. Şimdi bak Esra Hanım biz muhtar olduğumuz bizi herkes arayabilir. İşi olabilir veya herhangi bir iş kura yazılmış olabilir veya fona yazılmış olabilir. Peki İsa Bey merakımdan soruyorum siz hangi köyün muhtarısınız? Esra Hanım. Abicim ya dur kafandaki bir soruyu sorayım. Siz hangi köyün muhtarısınız? Sivas Suşehir Aksu Köyü. Peki Murat'la Burcu o köyde mi yaşıyorlar? Hayır onlar içeride yaşıyor. O zaman sen onun muhtarı değilsin ki sen onunla niye bağlantı kuruyorsun? Bağlantısı bizim köyden. O benim baldızım da oluyor. Neyin oluyor? Baldızım oluyor. Benim eşimle o kız amca çocukları. Amca çocukları? Evet akraba yani. Akrabalar. O yüzden mi görüşüyordunuz Burcu'yla? Hanımefendi şimdi bak ben 90 hanelik köyde sizin dediğiniz gibi şahıs olsam 10 yıl beni bu vatandaş muhtar seçmez. Biz haysiyetimiz şerefimiz için yaşıyoruz. Herkes öyle yani, yaşıyor. Evet ama haysiyetle şerefle yaşayan bir insan çıkıp da oraya kadın beni aldattı demez. Niye? Kadın beni aldattıysa hanımefendi biz Türkiye Cumhuriyeti hukuk devletinde yaşıyoruz. Evet. Devletin hakimleri var, savcıları var. Evet Murat Bey hemen gidip boşanma davası açmış sizle olan görüşmelerini gördükten sonra. Yargı yoluna başvurmuş. Açmış olabilir. Ben o şekilde suçlayacaksa çıkar hakimin, savcının karşısında görüyor dokümanını. Mahkeme ayıklar. Eğer ben şayet öyle bir ilişkiniz varsa mahkeme ortaya çıkartır. Eşiyle anlaşma yoluna gitmiş. Eşinden talebi çocuklarla DNA testi bak, yapılmasıymış. Eşi bunu kabul etmemiş. Bak hanımefendi 11 yıl devam ediyorsunuz. Pekala 11 yıl devam ediyorsa bu kadını nasıl taşıyor bu adam? 11 yıldır Burcu aldatıyorsa beni diyor. Murat onu nasıl taşıyor diyor eşi. Bana olmayacak böyle bir konumuz daha geçmeyecek diye bana kandırdı. Ben de çocuklarımdan dolayı kabul ettim. Siz eşinizi affettiniz ve güvendiniz. Evet. Peki İsa Bey, sizle ilişkisi olduğunu eşi Burcu kabul ediyor ve bunu itiraf ediyor. Burcu niye böyle bir şey sizin isminizi ortaya atıyor? Ya bu affedi, bak hanımefendi böyle bir aldattı diye affedilmez. Ben bunu kabul etmiyorum Esra Hanım. Biz eğer eşi aldatmışsa onu affetmeyecekti Murat. Çocuğu için yuvasını kurtardı. Esra Hanım biz niçin yaşıyoruz? Haysiyetimiz, şerefimiz, namusumuz için yaşıyoruz. Esra Hanım bu zaten... İsa Beyciğim 3 tane çocuğundan DNA testi istiyor. İstesin efendim benim için sıkıntı yok. Peki DNA testinde bir çocuğunun Burcu Hanım yani kendi öz annesi çocuğu için bu eşi Murat'tan değil diyor. Onun söylediği gibi iddia ettiği gibi çıkarsa sizin buna cevabınız ne olacak? Esra Hanım ben yine diyorum. İstediği yerde
istediği zaman DNA'sını da yaptırsın, testini de yaptırsın. Ama eğer bir haysiyetli, şerefli bir insansa çıkıp da canlı yayında bunları yapmaz. Peki çocuk Murat Bey'den çıkmazsa siz DNA testi yaptırır mısınız o çocukla? Bana ne yaptıran ya, benim bir işim yok ki ben yaptırayım ya. İsa Bey, şimdi Murat Bey buraya geldi, sizin dediğiniz gibi iddialarda bulunuyor. Ben şunu sormak istiyorum. Efendim bu işler iddia ile olmaz. Somut delilini ben size, somut delil de denemedim. Lütfen siz de dinler misiniz? Dinam olmuş, kapısından geçtiğimi vermiş. Dinler misiniz? Siz de az önce aynı iddiada bulundunuz. Hatta yıllar öncesine Murat Bey'in babasının ve annesinin soy bağıyla ilgili bir iddiada bulundunuz. Ben demek ki bulunulabiliyormuş. Şunu sormak istiyorum. Murat Bey, bu iddiaların hepsi asılsız. Baldızınız olduğu iddia edilen, siz de onu kabul ediyorsunuz. Burcu Hanım sizin adınızı niye verdi? Şimdi zaten Murat Bey dediğiniz gibi kafasında şüpheler varmış. Ama ta ki eşi bunu kabulleninceye kadar. Bir baldızınız niye bu karmaşanın içerisine sizin isminizi zikretmiş? Sadakatsizliği bir tarafa bırakın. Bakın soy bağı çocuğum. Buradan veya bir şeyden zikretmiş olabilir. Nasıl? Ne diye? Ya ben bilmem onu da ona sorun benim adım. Ama bu sizin baldızınız, sizin evlilik hayatınızı ne etkileyecek? İnsanın baldızı böyle bir iddiada bulunabilir mi? Şunu sormak istiyorum. Böyle bir iddiada bulunmuş mudur? Bu Murat Bey'in burada size karşı yönelttiği bir itham mı? Yoksa Burcu Hanım böyle bir şey söylememiş midir? Ben şimdi bilemiyorum. O görmedim, duymadım, eşitmedim ki ben sana onun hakkında ben bir şey diyeyim. Bilemem dedi mi, demedi mi? Orasını ben bilemem ki. İsa onu Bey, Murat Bey, İsa Kaya ismini size kim verdi? İsa Kaya ismini bana kim verdi? Biz size sormuyorum, Murat Bey'e soruyorum Burcu Hanım'ın eşini. Çocuğun olduğuna dahil mi? Hayır, yani İsa Kaya ile ilişkim var diyor. Bir 11 yıl öncesinde, bir de 2-3 ay öncesinde yüzleşiyorsunuz. Ben bunu babasıyla götürdüğümde aynı konumuz geçmişti. Evet, sonradan da dokümanlar çıkınca zaten her şey meydana çıktı. Bu telefon numarası kime ait dediğinizde kim o telefonu sahibi dedi? Açıkladı, açıklamama gibi. Ne söyledi, hangi ismi verdi? İsa Kaya'nın dedi. Ha, niye ben görüşüyorlarmış? Bilmiyorum, onu ona sormanız lazım. Bana sor, bilmiyorum ben. İlişkisi ve arkadaşlığı olduğunu kabul etti mi? Evet. İsa Bey? İsa Bey? Muhtar olarak köyde yerleşik 90 haneyle günde kaç kez mesajlaşırsınız? Ya şimdi günde mesajlaşmak dedim, kim televizyonda mesajlaşma şeyi yok ki. Yani mesaj yapayım ama arada bir şey varsa konuşursun. Hayır, her vatandaşınızla mesajlaşır mısınız? Yani bu kadar yakinen ilgilenir misiniz? Onu merak ettik. Ya da seçim dönemini mi kastediyor acaba Murat Bey? Hani çok fazla mesaj mı attınız o dönemde? Hayır, ben ya mesaj falan atmadım asla. Ama Hülya Hanım... Mesaj yazmaktan ben nefret ederim. Burcu Hanım amca kızı ama o köyde yaşamıyor ki. Onlar farklı bir yere taşınmışlar. Burcular niye köyden ilçeye taşındılar İsa Bey? Ya zaten bu olaylar çıkınca, bu olaylar çıkandan sonra ya bu bunların derdi, kasıt, mayesi muhtarlık. Hangi tamam. Olaylar çıkınca köyden ilçeye taşındılar? Ya ilk bundan 5-6 sene önce yine bu olaylar çıktı. Ne olayı çıktı abi, anlamıyorum. Tam net konuş. Ya net konuşuyorum işte, bu bayanla benim ismim geçti. Kimle isminiz geçti? Beraberler falan diye ama asılsız. Evet. Bu da eşini bıraktı artık babası gibi. Ondan sonra da aldı götürdü şehire. Evet. Ya ondan sonra da daha yani ben hatta o bayanın o oturduğu semtten dahi geçmiyordum ki aman uzak durayım diye. Ya caddeden dahi geçmiyorum ben. Böyle bir iftira, böyle bir şey akıl almaz olamaz. İlk bak, bu iddialar bu kişi, yine sizin burcuyla... Bir saniye. İsa Beyciğim, şimdi kafam bu kışın, hanımefendi bak bir saniye. İlk iddialar 5-6 yıl önce mi çıktı, 11 yıl önce mi çıktı? İddialar 6-7 yıl önce çıktı, 6-7 yıl önce. Bundan bir dönem önce muhtarlıkta. Hı hı. İlk dönem, ikinci dönem muhtarlığında çıktı. Hı hı. Ondan sonra muhtarlıkta iş kapandı, 5 sene geçti, tekrar muhtarlık sezonu geldi. Bu kendi aklından yapmıyor. Bu dolduruşla, kafadan doldurmalarla gidiyor. Yani siz seçim döneminde mi sizi buluyor bu aile? Aynen öyle. Her geçen seçim döneminde de buldu beni. Bu niye dönemde seçilmeyin beni diye mi? Eğer şayet ki bunlar muhtarlığı kazansalar idi bu olaylar olmayacaktı.
Neyi kazansa vardı? Bunlar yani bunlar beni itibarsızlaştırmak için çıkıyor. Esra Hanım bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi itibarsızlaştırmanın farklı yolları vardır. Atıyorum sizi iyi bir muhtar olmamakla, köy halkına hizmet etmemekle, verdiği sözleri tutmamakla eleştirme hakları varken niçin bir adam çıksın da köyün muhtarı benim... baldızla. Yani baldızla benim eşimle beraber desin. Yani böyle bir itibarsızlaştırma olabilir mi? Kabul edebiliyor musunuz böyle bir şeyi? Esra Hanım bir şey söyleyebilir miyim? Her şeyi yaparlar. Bunlar buyurun, her şeyi yaparlar. Buyurun Bade teyze bak her şeyi yapar mısınız? Bizim muhtarlıkla hiçbir sorunumuz yok. Ama bu köye muhtar olacak. O olmuş, ötek olmuş. O bizim sorunumuz değil. Bizim sorunumuz bu sorun. Bizim çözülecek sorunumuz bu. 5-6 senedir mesela 10 senedir muhtarsa sorsun ki bunlardan bir sorun gördün mü veyahut da duydun mu? O sorun bizim sorunumuz değil muhtarlık sorunu. Siz ne kadar oldu köyü yani terk edeli? Sizin muhtarlıkla o yerde yaşamıyorsunuz. Ne kadar oldu köyü terk edeli? Ben 6 sene oldu. Ha. Yani böyle bir iddiada bulunmasını gerektirecek bir şey yok. Köyle alakası yok İsa Bey. 5-6 yıl oldu zaten. Hiç alakası yok muhtarlığına. Şimdi burada önemli bir detay da var. Sen askerden geldin. Dedikodular çıktı. Köyde yaşamaya devam etti. Evet. 5-6 yıl önce tekrar dedikodular çıktı İsa Kaya'yla. Evet. Neden buradaydı? Bu sefer köyü terk ettin. Evet. Şimdi aile köyü de terk ediyor. Şimdi 5-6 yıl sonra tekrar eşiyle yine muhtar bey yani İsa Bey sizin yine dedikodularınız çıkıyor. Beyefendinin elinde somut delili var, telefon görüşmeleri. Esra Hanım hiç... Niye? İsa Bey siz Burcu Aslan'la baldızınız olması dışında... Niçin bu kadar yakın ilişki kuruyorsunuz ve niçin asla, sizin asla, sürekli dedikodunuz asla, çıkıyor? Asla, asla öyle yakın ilişkimiz falan da yok. Öyle onların dediği kadar asla asla ben mesajla atmadım, ben aramadım da. Peki sizin karınızın köyden biriyle ilişkisi çıkar mı? Böyle bir dedikodu dönebilir mi? Nasıl dediniz efendim? Eşinizin köyden biriyle bu şekilde bir dedikodusu dönebilir mi? Mümkün mü?